Herkese merhaba. Şehzadeler Şehitler Ortaokulu AB Proje ekibi olarak sizlere teknoloji bağımlılığı, akıl ve zeka oyunlarının faydaları ile ilgili bir sunum hazırladık. Umarım faydalı olur. Akıl ve zeka oyunları çocukların IQ seviyelerini, mantıklı düşünme ve problem çözebilme becerilerini arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle akıl ve zeka oyunlarının çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimine etkileri azımsanamaz derecede fazladır. Oyunlar çocuk gelişiminde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Artık her evde akıllı telefon veya tablet mevcut olup teknolojinin her alanına kolayca ulaşabildikleri bir yaşam vardır. Bu nedenle zihinsel gelişimleri çok hızlı olmaktadır. Her şeyi çok kısa zamanda algılıyor ve farklı değerlendirebiliyorlar. Her aile çocuğunun en iyi şekilde eğitim görmesini ister. Ancak bazı çalışmalar sadece okulda yapıldığında yetersiz kalabilmektedir. Çocuklarının mevcut kapasitesini ortaya çıkarmak isteyen ve farklı becerilerini geliştirmek isteyen ebeveynler çocuklarıyla ilgilenirken akıl ve zeka oyunlarından rahatlıkla faydalanabilirler. Böylece çocuklarının hafıza yeteneği, stratejik düşünme becerisi, görsel zeka, mantıksal ve inovatif düşünme becerilerini farklı akıl ve zeka oyunlarıyla güvenli bir şekilde geliştirebilirler. Zeka oyunları sayesinde çocukların beyninin yüksek performans göstermesi mümkündür. Bu şekilde de daha mantıklı ve daha isabetli kararlar alabilmektedirler. Zeka oyunları sayesinde çocuklar kavrama, tanıma ve anlama becerileri hızlanabilir. Akıl ve zeka oyunlarının bir diğer önemi ise çocuğa her zaman daha etkin bir çalışma yöntemi sunmaktadır. Her farklı oyunda çocuk kendisini tanır ve akranlarıyla birlikte kendisini değerlendirmeyi öğrenir. Her oyunda kendini nasıl geliştireceğini tanır ve anlar. Kendini kontrol etmeyi de öğrenir. Akıllı telefon ve tabletlerin yanlış kullanımı özellikle çağımızın en önemli sorunları arasında yer almakta ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu cihazlara neredeyse bağımlı hale gelen çocuklar sağlık yönünden olumsuz yönde etkilendikleri gibi sosyal yaşamdan da mahrum kalmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı çocuklarımız akıl ve zeka oyunları oynamaya özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Kaliteli vakit geçirmek çocuk gelişiminin en değerli hazinesidir. Ee, akıl ve zeka oyunlarından yararlı olanlarını 5 grup altında açıklayacak olursak, e, görsel, sözel, sayısal, strateji, hafıza ve mantık oyunları olarak e, ilk olarak görsel oyunlardan başlayalım. E, görsel oyunlarımızdan ilki basket switch oyunu. Ee, geliştirdiği becerilere bakacak olursak uzamsal düşünme, görsel algı becerisi geliştirmekle. Yine bir diğer oyunumuz Zingo oyunu. İngilizce bir oyundur. Hafıza, görsel algı, dikkat becerisi geliştirir. Yine Double oyunumuz görsel algı, dikkat, konsantrasyon ve hız becerisi geliştirir. Yine Cortex fırtınası, hafıza, görsel algı, hız, dikkat becerisi geliştirmektedir. İkinci kategorimizde sözel oyunlarımız var. Ee, Rory'nin hikaye küpleri e, yine sözel ifade, yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi. Dixit, hayalini anlat adlı oyun. Sözel ifade, hayal gücü, soyut düşünme becerisi geliştiren bir oyun. Yine laboratuvarda panik, hafıza, konsantrasyon, sözel ifade becerisi geliştirir. Terra tahmin, akıl yürütme ve genel kültür becerisi geliştiren sözel oyunlarımızdandır. Diğer kategorimiz sayısal oyunlardır. E, matematik zarları bu oyunlardan biridir. Problem çözme, işlem yapma, analitik düşünme becerisi. Eğimli bulmacamız tilt, Uzaysal algı, problem çözme, eleştirel düşünme becerisi geliştiren Goblet yine aynı şekilde stratejik düşün düşünme, strateji geliştirme, hafıza, analiz, doktor öreği oyunumuz yine problem çözme, dikkat, konsantrasyon, hız geliştiren sayısal oyunlarımızdandır. Bir diğer kategorimiz strateji oyunları. Avalon, Koridor, Kuarto, Mangala gibi oyunlardan bahsedebiliriz. Bunlar da genel olarak strateji geliştiren Dikkat, konsantrasyon, mantık, yürütme becerileri geliştiren oyunlarımız. E, mangala bu oyunlar arasında bizim e, geleneksel oyunumuzdur. E, aynı zamanda Türklerin e, icat ettiği söylenen bir oyundur. Beşinci kategorimizde hafıza mantık oyunları var. Brain Box icatlar, çikolata yerleştirme, trafik, rush hour ve Katamino'da hafza mantık oyunlarından e, sayabileceğimiz oyunlardır. Yine dikkat, konsantrasyon, eleştirel düşünme, mantıksal çık çıkarım, problem çözme, plan yapma, mantık yürütme e, becerileri geliştiren oyunlardandır. Genel olarak e, bahsettiğim e, sunumu e, özetleyecek olursak, Teknolojinin e, olumsuz etkilerinden çocuklarımızı uzak tutmak için e, akıl ve zeka oyunlarına yönlendirmemiz çocuklarımız üzerinde hem olumlu etki bırakacaktır hem de geleceğe güzel bir e, onlar için miras bırakmış olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.